kıyamete dek bu topraklarda ezanımız, mihrabımız, minberimizle birlikte yaşamamızın değeri olan en büyük camimiz Çamlıca Camisi. Dolayısıyla cami avlusunda olduğumuzu unutmayın. Öncelikle bunu ifade edeyim. Geldiniz, camimizi bir çağrıyla İstanbul hareketinin İstanbul'a sahip çıkmak için Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, Yüşen Ebi'nin şereflendirdiği Halit İbni Zeyd, Ebayi Belensari Hazretleri'nin kutlu müjdeye mazhar olabilmek için koşup geldiği İstanbul'umuza, bu topraklardaki doğunun ve batının devleti olduğumuzun tapusu olan, doğunun ve batının devleti olduğumuzun tapusu olan, Türkiye'nin özeti olan, insanlığın göz bebeği İstanbul'umuza sahip çıkmak için Ramazan ayının bu güzel gününde sabah uykularınızı bir tarafa bırakıp sabah namazı davetimize icabet ettiniz. Cami gördüğünüz gibi bereketli ve dop doluydu. Bir kez daha herkese vermeniz gereken mesajı verdiniz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Bu cami Allah'ın izniyle kıyamete dek hep bu topraklarda cemaatiyle ve ezanıyla dop dolu olacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Şimdi cami avlusunun insicamına uygun olarak bir takım cümleleri ifade edeceğim. Bu şehir bize Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerinin emanetidir. Bu şehir bize Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin, Yahya Efendi'nin, Sümbül Efendi'nin, Merkez Efendi'nin emanetidir. Bu şehir bize Letuf Dahannel, Konstantiniyye ve lenimel emiru emiruha ve lenimel ceyş zalikel ceyş müjdesine mazhar olmak için İstanbul'da surların önüne gelmiş ve de aşılmaz olarak ifade edilen Bizans surlarını, imanı ve o imanıyla birlikte askerleriyle, kutlu askerleriyle beraber aşıp İstanbul'u bu milletin, bu aziz milletin yurdu haline getirmiş Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetidir. Bu şehir bize Kudüs'ün Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin emanetidir. Çünkü bu şehir Kudüs'ün bekçisidir. Bu şehir Medine-i Münevvere'nin bekçisidir. İstanbul'un bekçisi de Saraybosna'dır. Bu şehir bize Bandırma vapurunu yeniden zorlukların içerisinden bir yeni devlet inşa etmek üzere Anadolu'nun bağımsızlığını emperyalizme teslim etmemek üzere 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Gazi'nin Bandırma vapuruna şahitlik eden Bandırma vapurunu yeniden bağımsızlık, yeniden devlet diyerek yolcu eden şehirdir. Bu şehir bize o günlerin emanetidir. Ve bu emanet bize korunmak ve kollanmak için emanet edilmiştir. Bu şehir bize Çanakkale'nin emanetidir. Onun için hepinizin, ama hepinizin bu şehrin ruhunun farkında olarak, bu şehrin aklının farkında olarak, bu şehrin bilincinin farkında olarak sağınıza ve solunuza bakmayın. Sağınıza ve solunuza bakmayın. Sorumluluk hissettiğiniz kadar yetkilisiniz. Sorumluluk, bu şehrin sorumluluğunu hissettiğiniz kadar yetkilisiniz. Sağınıza ve solunuza bakmadan, kimseden bize bir görev verilir mi diye
sormadan kendinizi vicdanınızın görevlisi kabul ederek üzerinize düşen sorumluluğu yerine getiriniz. İnşallah biz İstanbul Hareketi olarak sivil İstanbul'a sahip çıkmak üzere İstanbul'un vicdanına, İstanbul'un aklına, İstanbul'un ruhuna sahip çıkmak üzere üzerimize düşeni ziyadesiyle yerine getirmek için gayretimizi asla geri bırakmayacağız. İnanıyorum ki sizler de bırakmayacaksınız. O nedenle bizi izlemeye devam edin. Çarşamba gününden itibaren dijital portallarımız harekete geçecek. Sizler de bulunduğunuz noktada bir kez daha ifade ediyorum. Kimseden görev beklemeyin. Aranmadım, sorulmadım, küskünüm, kırgınım, üzgünüm, dargınım, mazeretim var. Kelimelerini rafa kaldırınız. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Bu kelimelerin hayatımızda yeri olmayacak. Çünkü İstanbul bu kelimelerin hepsinden büyük mü? Büyük! İstanbul bu kelimelerin hepsinden büyük mü? Büyük! İstanbul bu anlamda bizden görev bekliyor mu? Bekliyor! O zaman bize düşen ne? Bu görevimizi yerine getirmek. Bütün eski arkadaşlarımızı, bütün bugün hepsini burada görmekten dolayı büyük mutluluk duydum. Eski 17 senelik arkadaşlarımızı burada görmekten büyük mutluluk duydum. Hepsine çağrımdır. Beklemeyin. Kalkın evinize, sokağınıza, mahallenize sahip çıkın. Caminin avlusunun insicamına uygun olarak ancak bu cümlelerle meramımı sizlerle paylaşıyorum. Yeterli mi? Yeterli. O zaman şimdi haydi bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillah. Allahu Ekber. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Hepinizin Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum. Bu şekilde 3 sabah namazı yapacağız. Bir tanesi Fatih Camisi'nde olacak. Diğeri Beylikdüzü Fatih Camisi'nde olacak. Bir diğeri de Piyalepaşa Camisi'nde olacak. 3 cumartesi pazara bağlayan gece 3 sabah namazı yapacağız. Hep beraber oradayız başkan. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.